Arkadaşlar merhaba. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Anadolu yatırımın günlük bülteninden bazı notları sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu videoda anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. 14 Haziran 2022 Küresel borsalar bu sabah karışık yönde hareket ediyor. Küresel piyasalarda FED toplantısından 50 bas puan yerine 75 bas puanlık faiz artışı gündeme gelmesiyle Dün riskli varlıklarda yoğun satış baskısı görüldü. Bu sabah ise karışık seyir olduğu gözlenmekte. Dün geç saatlerde Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ederken Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti. Türkiye ekonomisinin 2022 yılında %4.5 büyüyeceğini öngördü. Bir önceki büyüme tahmini bu yıl için %2.4 seviyesindeymiş arkadaşlar. Ve ABD vadelilerdeki güçlü pozitif seyre paralel biz yüzünde güne pozitif başlangıç bekliyoruz diye belirtilmiş arkadaşlar. Piyasalarda dün ne olduğu ile ilgili yurt içine baktığımızda yurt içinde Nisan ayında cari hesap ve sanayi üretimi önemli veri gündemini oluşturdu. Cari işlemler açığı Nisan ayında 2.74 milyar dolar ile beklentilerin altında açık verdi. Sanayi üretimi Nisan'da aylık bazda değişiklik göstermedi. Sanayi üretimi yıllık bazda ise %10.8 artışla beklentilerin üzerinde büyüme gerçekleşmiş arkadaşlar. Türkiye 5 yıllık CDS 2003'ten bu yana en yüksek düzeyde günlük kapanışa hazırlanıyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi temerrüt takası 837 bas puan seviyesini gördü. Artan risk primleri nedeniyle 10 yıllık Eurobond'un getirisi %10.6 seviyesine çıkarak rekor kırdı. Cuma günü ise kapanış 828 seviyesinden gerçekleşti. Haftanın ilk işlem gününde 831 bas puan üzerinde kapanış gerçekleşmesi durumunda risk priminde 2003'ten bu yana en yüksek kapanış kaydedilmiş olacak diye de belirtilmiş arkadaşlar. TÜİK verilerine göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14.7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %1.1 azaldı gıda dışı satışlar yani otomotiv yakıtı hariç %31.3 arttı. Otomotiv yakıt satışları ise %2.8 azalmış arkadaşlar. Şirket haberlerinde Akfen Gayrimenkul ile ilgili haber şöyle. Şirket bu yılın ilk 5 ayında tarihinin en yüksek kira geliri olan 8.2 milyon euroya ulaşarak kira gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre TL bazında %200, Euro bazında da %55 artış kaydettiğini açıkladı. Bobet ile ilgili bu haberleri gerçek kanalda sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Bobet 75 milyon tutarında bir iş sözleşmesi imzaladı. Bu star işin durumuna göre de artabilir arkadaşlar. Gen ilaç ile ilgili haber şöyle. Şirket Ankara'da bulunan üretim tesisinde planlı bakım, onarım çalışmaları nedeniyle 13 Haziran 2022 ile 29 Haziran 2022 tarihleri arasında toplam 13 iş günü süreyle üretime ara verilecek. 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren üretime devam edilecekmiş arkadaşlar. Ve planlanan bakım onarım çalışmalarının şirket faaliyetlerine herhangi bir olumsuz etkisinin olmayacağı değerlendirilmiş. Sarkuysan'la ilgili de haber şöyle. Şirket sermayesinin tamamı 2021 yılı dönem kârından karşılanmak üzere %33.3 oranında artırılarak 300 milyon TL'den 400 milyon TL'ye çıkarılması ile ilgili müracaat SPK tarafından 10 Haziran 2022 tarihinde onaylanmış ve bedensiz sermaye artırımı ile ilgili hak kullanımı bugün 14.06.2022 tarihinde başlanacağı açıklanmış arkadaşlar. Bu haberi de kanalda sizlerle zaten paylaştım arkadaşlar. Ve raporun sonunda şöyle bir uyarı notu var. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diye de belirtilmiş. Anadolu Yatırım'ın hazırlamış olduğu piyasalarla ilgili ve şirketlerle ilgili bu haberleri de sizlerle paylaşmak istedim. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.